Varoluşsal Boşluk, Viktor Frankl'ın Bakış Açısı Viktor Frankl, 20. yüzyılın önde gelen varoluşçu psikologlarından biridir. AŞÇ toplama kampında geçirdiği travmatik deneyimler, onun insanın varoluşsal boşluk duygusuna dair fikirlerini şekillendirmiştir. Frankl, varoluşsal boşluk kavramını, modern insanın hayatındaki anlam eksikliğini ifade etmek için kullanmıştır. Frank'la göre, insanlar genellikle hayatlarında bir anlam arayışı içindedirler. Ancak, günümüz toplumunda birçok insan bu anlamı bulmakta zorlanmaktadır. Teknolojik ilerleme, tüketim kültürü ve materyalizm gibi faktörler, insanları anlamsızlık duygusuna sürükleyebilmektedir. Bu durum, varoluşsal boşluk olarak adlandırılır ve ciddi psikolojik sorunlara yol açabilir. Frankl, varoluşsal boşluğun aşılması için üç temel yol önerir, yaratıcı çalışma, sevgi ve acı çekme. Yaratıcı çalışma, insanın dünyaya bir şeyler katmasını sağlar ve hayatına anlam katar. Sevgi, başkalarına bağlanma ve onlara değer verme yoluyla anlam bulunmasını sağlar. Cı çekme ise, kaçınılmaz acıların kabullenilmesi ve bunlardan anlam çıkarılması anlamına gelir. Örneğin, bir sanatçı eserlerini yaratarak, bir anne çocuklarına sevgi vererek veya bir hasta hastalığına anlam yükleyerek varoluşsal boşluğu aşabilir. Frank, insanların bu yollarla hayatlarına anlam katabileceklerini ve varoluşsal boşluğun üstesinden gelebileceklerini savunmuştur. Frank, insanların varoluşsal boşluğu aşmalarının önemini vurgulamıştır. Ona göre, bu boşluk doldurulmazsa insanlar ciddi psikolojik sorunlar yaşayabilir. Bunlar arasında depresyon, anksiyete, umutsuzluk ve hatta intihar eğilimleri sayılabilir. Varoluşsal boşluk aynı zamanda bağımlılıklara, şiddete ve diğer yıkıcı davranışlara da yol açabilir. Frank, logoterapi adını verdiği psikoterapi yaklaşımını geliştirerek insanlara varoluşsal boşluğu aşmalarında yardımcı olmayı amaçlamıştır. Logoterapide danışanların kendi yaşam amaçlarını keşfetmeleri ve hayatlarına anlam katacak faaliyetlere yönlendirilmeleri hedeflenir. Böylece danışanlar varoluşsal boşluğun üstesinden gelebilir ve daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşam sürebilirler. Örnekler vermek gerekirse, bir öğrenci varoluşsal boşluğu aşmak için gönüllü çalışmalara katılabilir veya bir hobi edinerek yaratıcı bir uğraşa yönelebilir. Bir iş insanı ise işine anlam katmak için çalışanlarına daha iyi şartlar sağlayabilir veya topluma faydalı projeler geliştirebilir. Bir yaşlı kişi ise geçmişine bakarak hayatının anlamını bulabilir ve deneyimlerini gelecek nesillere aktarabilir. Sonuç olarak Viktor Frankl'ın varoluşsal boşluk kavramı, modern insanın yaşadığı anlamsızlık duygusunu ele almakta ve bu durumdan kurtulmanın yollarını sunmaktadır. Franklin fikirleri, psikoloji alanında önemli bir yer tutmakta ve insanlara daha anlamlı bir yaşam sürmeleri için ilham vermektedir.